Da yine çok önemli bir konuğum var. Kendisi İSİFET Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şule Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Değil mi? Yani, bizim hashtagimiz iyi ki Cumhuriyet evet. Ve biz bunu hep kullanıyoruz. Yani çok büyük gururla kullanıyoruz. Kesinlikle. İyi ki Cumhuriyet, GESİFET'in bu yılki hashtag'i, GESİFET bu yılda kolları sıvadı, muhteşem bir Cumhuriyet konserine imza atacak. 2017 yılında başladık GESİFET olarak. Hani evet bir iş dünyası federasyonuz ama sadece amacımız iş dünyası olmamalı. İşte sosyal, kültürel ve birçok alanda da bağlı bulunduğumuz dernek ve illerimize de katkımız olması gerektiğine inandığımız için bu Cumhuriyet'le başladık biz. İlk 3 sene balo şeklinde devam ettik. Geçen sene malum pandemiden dolayı bayağı sıkıntılı süreçler yaşadık ama biz yine vazgeçmedik öyle diyelim. Bir şekilde dedik ki biz bu kutlamayı yapacağız. Geçen sene Hierapolis'te biz bunu seyircisiz yapmak durumunda kaldık. Sayın Valimiz sağ olsun bize orayı açtı. Biz geçen sene orada bir kutlama yaptık. Evet. DRT ekranlarında yayınlanan, Cansu Karacık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan Güne Bakış'a GESİFET Yönetim Kurulu üyesi Şule Yılmaz konuk oldu. Yılmaz, GESİFET olarak yapacakları Cumhuriyet konserinden bahsetti. Çok heyecanlıyız dedi ve ekledi. Bu seneki konserimiz zaten Denizli Valiliği himayesinde yapıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum biz her zaman yanımızda. Yani biz o konuda hem belediye başkanlarımız hem valiliğimiz geçen sene de bu sene bütün etkinliklerimiz hep yanımızda oldu. Bu bile bizi çok çok mutlu ediyor. Çünkü biz zaten çok büyük bir heyecanla bu çalışmalara başlıyoruz. O destekleri görmek bizi ayrıca da mutlu ediyor. Evet biz bir hani komite oluşturduk her sene yaptığımız gibi bu Cumhuriyet etkinliğiyle ilgili. Komitemiz yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani hiçbir şey aksamasını istiyoruz. Her şeyi en güzel yapmaya çalışıyoruz. Konserimiz Laodikya'da olacak bu sene. Tabii ki balo konseptleri çok güzeldi ama pandemiden dolayı çok kapalı ortamlara şu anda balo konseptini dönemiyoruz. Sağlığı da düşünmek zorundayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar bir balo konseptine döneceğiz. Bu sene daha bir coşkulu olmasını istedik, seyircili olsun istedik ve burada da zaten bir okulumuz bizimle birlikte, öğrencilerimiz olacak. Hani onun heyecanı bize çok daha fazla şu an komitede. Evet. Çünkü her toplantımızı diyoruz, öğrenciler var diyoruz, işte diyoruz çok daha heyecanlı olacak. Hani hep beraber bayrak sallamak, marşları söylemek daha güzel değil olacak. Mi? Çünkü dediğim gibi daha öncekilerin konsepti farklıydı, bu sene de böyle bir konseptle başladık. O heyecanla hızlı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah pazar günü şeyi göreceğiz. Hı hı. Hep birlikte. Peki konseri kim verecek? Hangi orkestra? Konseri İzmir'den Büyük Türkiye Orkestrası gelecek. Büyük Türkiye Orkestrası Ege Üniversitesi Konservatuarı hocalarından kurulan 43 kişilik büyük bir ekip. Hı hı. Konserimiz tiyatral anlatım, şarkılar, türküler, marşlar ve arada danslarla birlikte böyle Cumhuriyet'in kurulmadan önceki halinden kurulmuş ve günümüze kadar bir anlatım şeklinde olacak. Heyecanla biz de bekliyoruz ama evet. Tabii DRT ekranlarından da canlı yayınlanacak. Evet, onu da altını çizelim. Kesinlikle onu ben tabii ki çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şöyle konserimiz tabii ki üye derneklerimiz üyelerine açık olacak. Laodikya'da çok büyük alanı maalesef şey yapamıyoruz. Sınırlı sayıda bir davetiyemiz var. Ama sizlerin bunu, DRT'nin bunu canlı yayınlıyor olması bizi çok çok daha mutlu etti. Çünkü biz o coşkuyu binlerce, on binlerce kişiyle birlikte yaşayacağız. Ve o yüzden DRT ailesine çok çok teşekkür ederiz. Evet, bu...